Cansu? Sanem Hanım. Ne işin var senin burada? Ben her şeyi anlatacağım size. Neyi anlatacaksın? Hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Kim aldı seni içeri? Bir dinlerseniz ben her şeyi size izah edeceğim. Neyi dinleyeceğim? Bu terbiyesizliğin hesabını vereceksin. O aşağıdakiler de verecek. Ama siz beni tamamen yanlış anladınız. Seni içeri kim aldı? Ben aldım Sanem Hanım. Cansu, şaka mı yapıyorsun? Seher, hadi sen artık aşağı in. İyi günler. Ne oluyor burada? O kadını nasıl evimize sokarsın? Daha dün biz seninle ne konuştuk? Biliyorum. Ama konuştuklarımız onun Feriha'dan nefret ettiğini öğrenmemden önceydi. Sen delirdin mi Cansu? Yani sırf Feriha'dan nefret ediyor diye onun ne idüğü belirsiz yengesini evimize mi alacağız? Ya beni ikna etti Sanem Hanım. Hem sana ne oluyor ya? Feriha'ya kızgın olan ben değil miyim? O kızı ben burada istedikten sonra sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun ki? Peki. Nasıl istersen. Ama o kadını ayağımın altında görmek istemiyorum. Tamam mı? En ufak bir hatasını görürsem, en ufak bir rahatsızlık duyarsam hemen kovarım onu. Postu serdim diyorsun yani. Kız artık nasıl nefret etmişse Feriha'dan. Ben böyle bir iki çekiştirince iyi tamam kal dedi bana. Anası carladı tabii hemen, yok istemem falan diye. Yani benim oradaki yerimi garantilemem için şu Cansu'nun güvenini kazanmam gerekiyor. Bana bak, sen akşam yemeğe kal. Ben zaten Mehmet'i işleyeceğim. Halamı da yanında istiyorum diyeceğim. Kız, işleyeceğim kalayım da nerede yatıracağım hele? Ha, kayınpederin yeni geldi, koynuna mı sokmaya niyetlisin? Hoşuna mı gitti? Aman sus! Ne yapayım ben o kaknem yaşlı herife? Ha, hoş geldin kızım. Hoş geldin Feriha'cığım. Ya bir an evvel ellerini yıkayıp mutfağa girsene. Hatice hala da gelmemiş. Bugün evde hiçbir şey yok. Ben soğanı, patatesi, kıymayı hepsini tezgahın üstüne hazırladım. Çıkardım koydum çocuğum. Yani birimiz yüklü, birimiz fıtıklı olunca birbirimizi idare edeceğiz artık değil mi çocuğum? İncileri dökülür şimdi bunun. Bu yaştan sonra kaderde hasretlik çekmek de varmış ha Rıza Efendi. Zehran gitmiş, küçüğün gitmiş. Oğlunun kızının yüzüne bakmaya korkar olmuşsun. Gözündeki yaşı görecekler diye. Bir yuvanın içinde yuvasız kuşlar gibi kalmadın mı ha? Feriha'm da, Mehmet'in de. Alo, Zehram. İyi misin? Bu kadar az meş yeter Seyhan. Biraz da iş konuşalım. Kocacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ceketini alayım. Süpersin. Hacı Ara, hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Kocacığım, seninle içeride bir konuşalım mı? Hayırdır? Ya karı koca arasında işte özel. Gel. Evet hanım. Güzel olur vallahi. Yemekler nasıl hazırlanıyor? Ne yapıyoruz? Söz yemekler açılmışken otellerde en çok hangi yemekler yiyorsunuz demek hanım? Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hayatta olmaz. Babamı kanepede falan yatırma.
Ya vallahi kalbimi kırıyorsun Mehmet. Yani burama kadar geldi artık. Ya illa söyleteceksin yani. Ya sonuçta biz seninle yeni bir evli bir çiftiz değil mi? Böyle ulu orta, salonda, kanepelerde. Daha birbirimize bile doyamadık. Ya Seher böyle şeyler konuşulur mu ya? Hem hamilesin kızım sen, olur mu öyle şey? Ya düğün yapmadık, nişan yapmadık. Ben hepsine tamam dedim. Bu hamile halimle. Yani tamam. Hani bir evimiz olmasın da en azından kapısı olan bir odamız olsa iyi olur değil mi? Şükürler olsun yarabbi. Hadi bakalım hepimize afiyet olsun. Annemin yemekleri bir başka oluyordu tabii. Mehmet, ya neden kızın hevesini kırıyorsun? Ya ne yapalım, Zehra anne öğretmemiş. Ama artık ev işleri onun, mutfak onun. Hepsini öğrenecek. Değil mi ya? Sakın gözün korkmasın güzel kızım. Ben sana öğretirim. Her şey, her şeyi öğretirim. Ben ev işinden gocunmam da siz kalıcısınız galiba. Vallahi artık bu saatten sonra ben halamı yanımda isterim. Malum. Yanında derken? Siz birlikte yatacaksınız herhalde. Hacer Hanım'ın başımızın üstünde yeri var kızım. Allah razı olsun sizden. Hayır hadi canımlar. Çok iyi ağırladılar beni. Evlerini açtılar. Çok da rahat ettirdiler. Ama ne de olsa onlar için ben bir elim. Ama burası benim damadımın evi sayılır. Hem Seher'imin yanında olurum. Hem de içim rahat eder. Hem ne olacak ki şuncacık canım? Feriha'nın odasına yere bir döşek koyarız. Yatıveririm orada. Ne güzel olur. Ev işlerine de yardım eder halacığım. Afiyet olsun. Gel Gülsüm gel. Ha, gel Gülsüm gel. Bak Feriha yaptı yemekleri. Gel otur. Gel. Yok ben yedim, size afiyet olsun. Ben bir Feriha'ya bakayım dedim. Biz bir odaya geçelim mi baba? Olur olur. Siz konuşun. Ben bulaşıkları ıslatırım. Yerleşti bu kadın, kaldı buraya. Yerleşin atacaklı fena mı yani? Böyle evi çekip çevirir, yemeklerini falan yapar. Ah öyle yapsa ben laf eder miyim kızım? Oturuyor kanepeye, elinde bir demir parçası. Düttürüyor tırnağını sabahtan aşamayacak. Hiç içime sinmiyor. Diyorsun ki yani el kadını ne de olsa. He, diyorum vallahi diyorum ki diyorum. Ah Zehra ah bak ben koca yaz evi boş bıraktım. Döndüm ne oldu, yuvasız kaldım. Vallahi bu el alın, yedi kat kadını geldi abimin evine bul gibi yerleşti. Hiç olur mu Hatice abla ya? Rıza abi namazında, niyazında kaç yaşında adam, yapar mı öyle şeyler? Vallahi derviş olsa benim bu erkeklere güvenim yok. Benim ağzım yanmış bir kere. Ah hiç hoşlaşmıyor. Hadi gidelim de evi kolaçan edelim. Haydi haydi. Hadi. Hadi yine iyisin. Bak kaşla göz arasında nasıl da hallettim yatak odası işini. Feriha'nın odası da sana kaldı. Ha, göbek atacağım neredeyse. Seher, kızım aklını başını topla. Ne yapıyoruz biz burada? Ayol haftada 3 gün yukarı çıkıyorum diye zil takıp oynayacaksın neredeyse. Tıkılıp kaldık bu deliye. Ne işimize yarıyor senin yukarı çıkman Allah aşkına? Ama halacığım sen böyle benim kafamın etini yersen olmaz bu işler. Ya şu küçük cadalos tuttu işte beni. Ya bu işler yavaş yavaş öyle pat diye olmaz. Kızım öyle böyle diye diye günler haftaları kovalıyor. Mehmet yarın öbür gün uyanmayacak mı senin hamile olup olmadığına? Ne olacak? Ay hala ne yapayım? Yok bir de gerçekten hamile kalayım. Kusura bakma da o kısmını ben düşünmeyeyim istersen ha? Kusura bakmayın anahtarla girdim ama tabii abimin evi alışkınım bir yerde. Vallahi Hatice alacığım pek şaşırdım sizi ilk defa anahtarla girerken gördüm. Aman evde kalk gidelim diyor. Hacer Hanım, gelin hanım yüklü de sen bütün gün böyle mum gibi evde oturmaya canı sıkılmıyor mu? Hani bizim evdeyken bana güveniyordun. Kız sen yoksa iş yapmayı mı bilmiyorsun ha?
yanlarım ağrıyor çok. yani bu yaştan sonra indir bindir zor geliyor. Tabii siz alışıksınız köylük yerde ağır işlere. Ben köy müyü bilmem. Şehirli olduğum için malum. Anam insan şehirli olup da şöyle bir dantel örmez mi? Yani bir örgü örmez mi yani? Şey ben çoktandır soracaktım. Sizin bu Almanya işi ne oldu Hacer Hanım? Bir ses seda çıkmadı mı? Vallahi bu saatten sonra çağırsalar da göndermiyorum halamı. Halam bana lazım. Vallahi dün Zehra telefonda seni sordu Hacer Hanım. Neme lazım ben demedim evine yerleşti diye. Aa! Aşk olsun Hatice Hanım. Biz artık bir aileyiz. Aile içinde gizli saklı mı olurmuş? Niye deyivermediniz ki acaba? Vallahi o benim lafım değil. Evin reisi onun kocası. Laf ona düşer. Bana düşmez. Ah! Zehra ablam gitmeden önce ev öyle güzel kokardı ki böyle yemek kokuları falan. Zehra kızım, senin canın bir şey aşermiyor mu yavrum? Yoksa halam mı yemek yapmıyor sana? Güzel. Arkanı dön git. Levent hocana konuş. Bana değil. Proje kızını atan ben değilim. Ben projeden bahsetmiyorum. Hadi ya. Neden bahsediyorsun? Bugün tek derdin proje değil mi? Ya beni öptün. Sonra gittin. Evet. İlk defa itmeni beklemedim. Kendim gittim. İyi. Şov yaptığını inkar etmiyorsun en azından. Al işte. Sen de beni iteceğini inkar etmiyorsun. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Sen bana ne sordun? Ne söyledin? Proje olayı dışında. Bak projeden başka... Pardon Levent Bey'den başka konumuz yokmuş. Seher. Babama odasını geri vereceksin. Niye? Ne güzel baba kız karşılıklı uyuyorsunuz. Çekil. Bana bak. Babama odasını geri vereceksin dedim. Niye şikayet ediyorsun? Ha, istersen odana geri dön. Halamla gece fiskos yaparsınız. Sen benden nefret ediyorsun çünkü ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Annem zaten ilk görüşte anlamıştı. Babamdan ne istiyorsun? Derdin ne senin? Artık evin düzeni böyle Feriha. Baban razı. Mehmet de razı. Artık sen de alışsan iyi edersin. Yatak odası artık benim. Yengen olarak evin hanımı da benim. Sen kendini annemle bir mi tutuyorsun be?
Kimsin sen? Yok tövbe, ben istemiyorum yatak odasını. Feriha. Babacığım yok bir şey. Ya Feriha size kıyamamış da ondan öyle bir an sesi yükseldi. Ama doğru söylüyor tabii, biz sizi yerinizden ettik. Ama ben şimdi hemen değiştireceğim çarşafları. Ne münasebet kızım? Ben verdim size o odayı. Kimseye düşmez tasası. Yok, benim içime sinmiyor böyle. Feriha, derhal yengenden özür dileyeceksin. Baba. Derhal dedim. Özür dilerim. Ay kıyamam ben ona ya. Kardeşim o benim. Ben izninizle biraz içeride uzanayım. Biraz böyle başım döndü hamilelikten herhalde. Feriha kızım. Beni düşüneceksen hastalığımı, belimi değil, huzurumu, mutluluğumu düşüneceksin. Ve bak, o senin yengen. Karnında yeğenini taşıyor. Mühim değil mi bu, ha? Eğer beni seviyorsan bir daha bu yatak meselesini açmayacaksın. Tamam mı kızım? Tamam baba. Demek yukarıda işe başladın. Hayırlı olsun. Sağ ol babacığım. Evi görseniz o kadar güzel ki. Ya bir mutfağı var. Bizim eski evin salonunu düşünüyorum da. Vallahi ondan daha büyük. Ya seher evi bırak da iş nasıldı onu söyle. İş iyi. Yani Sanem Hanım da Cansu da sağ olsunlar iyi insanlar, bana iyi davrandılar. Ne dedin sen? Ha, senin haberin yok tabii. Ben yukarıda Sanem Hanımlarla işe başladım. Yukarıda işe mi başladın? Niye bu kadar şaşırdın ki? Yani önceden Zehra'nede çalışmıyor muydu? Şimdi de ben çalışıyorum. Feriha niye şaşırdı ki bu kadar? Anlamadım. Rıza Bey, işe gitmediniz mi siz Rıza Bey? Önce bir namazımı kılayım, sonra çıkarım. Allah kabul etsin. Ben de kötü bir gece geçirdim de. Uyuyamadım. Ay, bu saate kadar kalmışım. Günaydın. Hacer Hanım. Öyle vakti hala böyle gecelik enterisiyle mi dolaşıyorsunuz siz? Ben evde böyle rahat ediyorum biliyorsunuz Saç Hanım. Ben çıkayım bari. Hayırlı işler Rıza Bey. Ha, çık abim, çık. Güle güle abi, ben tutayım abicim. Ver, ver, ver. Hacer Hanım. Gecelik enteriniz yeni mi? Bizim evde hiç arkanızda görmedik. Seher'cim almış sağ olsun. Hatice'cim beğendiysen sana da alalım hayatım. Evin hanımı evde yok ana, böyle şeyler hiç yakışık almaz. Biz sevmeyiz böyle şeyleri. Sen de kalk, o üstünü değiştir. Pardon Hatice Hanım. Bu arada siz niye gelmiştiniz buraya? Benim abimin evine niye geleceğimin hesabını sana vermek mecburiyetinde değilim. Ben pazara çıkacağım, dolaba bakmaya geldim. İyi, Allah razı olsun. Siz bakın dolaba eksiğe gediye de. Ben de bu arada gideyim giyineyim bari. Oh.
Bu evde eksik yok, fazla var. Vay edepsiz vay, utanma sıkılması da yok ha. Ben Zehra'nın böyle gideceğini bilseydim geçerdim karşı apartmana. Gül gibi abimin evinde yedi kat el karısı cız cıbuldak oturuyor. Biz de dış kapının mandalı olduk. Hacı abla, he. Bu apartman sana bir ay deneme süresi vermemiş miydi? Gül fidan senden korkulur. Hakikaten ya deriz denedik olmadı deriz. Kimle karışacak ki? Hoş bulduk. Seher. Al bunu. Feriha'nın görmesini sağla, olur mu? Vay. Çok güzel çıkmışsın ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, siz çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Tamam, sen merak etme. Yine böyle Zehra gidince odalar da değiştirdiniz ha? Feriha kızım, sen nerede ders çalışıyorsun? Salonda hala. Ya hiç sormayın hadi canım. Benim de içime sinmiyor ama bir türlü ikna edemiyorum Feriha kızımı. Yok illa siz rahat edin Hacer alacığım diyor. De hala diyor ya. Anlaşılan siz burada bir düzen kurmuşsunuz ama biz o düzeni bozacağız. Ana kız biz düşündük taşındık, apartman işi zor geldi. Abimin evine geri geleceğiz. Ya! Ay Gülsüm. Ya da ya çok sevindim. Babam ya. Kızım falan sizi bırakır mı kızım? Hacer Hanım. Madem yardım edeceğim, hadi kalkalım. Bu gece sen bizde kalıver. Hadi bismillah. Hadi bari. Madem yardım edeceğim, sizde kalayım bari bu akşam. Süpersin. Süpersin sen, süpersin. Kızım sen ne zannettin halanı? Süperim, süper. Hadi kalın sağlı canım. Hadi Allah'ım. Bekliyoruz. Kapa sen kızım, kapa. Ben de annemin yataklarının çarşafını değiştireyim bari. İçeriden alacağınız bir şey var mı? Yok yok. Ben burada iyiyim. Ya baba, benim de içime sinmiyor vallahi. Ya iyiyim dedim ya, hem belim de geçti. Orası da sert, iyi geliyor belime. Ya babacığım, halamlar gelince zaten... Feriha! Bana lafımı ikiletme. Peki baba. Aa, yukarıdakiler gazeteye çıkmış. Kim? Ya şu Cansu'yla Feriha'nın okuldan arkadaşı. Ay merak etti gazeteyi. Vereyim de okusun. Thank you.
Hı hı. Evet geldim anne, tamam. Tamam sen rahat rahat yap işini, tamam hadi. Nerede o? Kim? Seher. Feriha ne oluyor yukarıda? Şu yerleri sil. Aa Feriha. Sen yaptın değil mi? Ne oluyor be? Cansu'ya sen yardım ettin. Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Ben çalışıyordum burada. Ne geçti eline? Ne geçti eline? Bana bak sen vallahi zıvanadan çıktın ha. Ne oldu? Deniz kenarında artistlik yaparken iyiydi. Seni de istemiyorum Emir. Yüzünü de istemiyorum Emir. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Tabii ben seni altın yumurtlayan tavuktan ettim, hesabını vereyim de. Sen bu yaptığın hesabını kime vereceksin? Sen şimdi görürsün. Ben aşağı ineyim. Sen gör bak kime hesap veriyorsun Feriha. Hadi in be. İnat edip durma. Hadi gel gidelim bir hastaneye. Gitmem. Halam gelmeden şuradan şuraya gitmem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Ya Feriha, kızım bu kadın yüklü nasıl düştü, ne oldu? Ben ne bileyim hala anlamadım. Söylesene. Önce bir tane patlattım sonra da merdivenlerden ittim diye. Ne diyorsun sen? Beni itmesin. Açıver kapıyı. Ne diyorsun kızım sen? Allah Allah. Yavrum, sinirim kızım. Kim yaptı bunu sana, kim? Feriha yaptı hala. Merdivenlerden itti. Koy yazıklar olsun sana. Ben sana gösteririm şimdi ikneyi kalkmayı. Dur şurada be. Dur. Kendine gel öyle. Ben dünyada inanmam ikneye kalkmaya. Şu Gülsüm sen al götür Feriha'yı içeriye. Hala Allah aşkına ben öyle bir şey yapmadım. Ne itmesi? Yok tamam kızım al sen götür. Hadi kızım. Sen Allah Allah ya. Kızım bak halan da geldi. Hadi yürüyün gidelim hastaneye. Ya Hacer Hanım şimdi kavga zamanı mıdır? Ya çocuğu yetiştirelim hastaneye. Ne itmesi ben itmedim. Ne diyor bunlar ya? Şş, bana bak Hacer Hanım sen giydir kızı. Ben geliyorum şu Feriha'ya. Delireceğim şimdi bak. Gel yavrum gel talihsiz yavrum benim gel. Sen, sen var ya sen. Kız sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Eşek sıpası iyi ki bir taraflarını kırmadan. Ay ne yapayım valla bu hamilelik olayı çok uzadı. Ben de gözümü kararttım atladım. Dur. Allah seni kahretmesin. Ay Allah. Çok ağrım var. Kıyamam kurban olayım çocuğum. Kıyamam sana evladım. Hadi kalk da ben seni götüreyim hastanelere. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadın hastaneye gelmesi. Boyamız meydana çıkar. Kız nasıl söyleyeyim şimdi sen bizimle gelme diye. Şüphe uyandırır. Doğru söylüyorsun. O zaman muayene odasına sokma. Öyle sakın doktorla konuşmasın tamam? Ben bir şekilde ayar tutarım. Tamam. Ay, ay, yavrum, yavrum. Gel çocuğum. Ver yavrum. Ay. Ver güzel kuzum. Ver ayaklarını da ver. Ay. Çakal seni. Yavrum benim. Ah. Canım yavrum benim. Kurban olurum ben çok sana. Çok ağrıyor Allah. Çok korkuyorum. Kurban olur sana Allah'ın. Hadi gel çocuğum. Ay. Ya Feriha dursana. Tamam sen aklıma mı kalıyorsun? Feriha dursana ne olur bir dur ya. Feriha. Ya Feriha dursana nereye gidiyorsun? Emlakçı hafta sonu bir yer gösterecek. İstersen ben de kal kardeşim. Artık nerede kaldığımın bir önemi yok kardeşim. Kasma. Hem sen de kafanı dinle biraz. Ben seni ararım sonra. Ne yapmaya çalışıyorsun? Emir, o fotoğrafı sana Seher'le Cansu verdi. Tuzak kurdular bana.
Emir, anlamıyor musun? Tuzak kurdular diyorum. Tamam, sana tuzak kurdular. Peki. Ama o fotoğraf gerçekti Feriha, Photoshop değildi. O nişan da gerçekti. Hala anlamıyor musun? Beni tuzaklar ilgilendirmiyor, sadece gerçekler ilgilendiriyor. O nişan gerçekti Feriha. Bebek. Gel, koş, koş, yürü hadi. Ne bakıyorsun? Katil. Şimdi. Katil. Katil. Katilsin sen. Sen öldürdün bebeğimi. Feriha. Mehmet. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Mehmet, ne itmesi? İtmedim kimseyi, saçmalama ne olur. Feriha, ne yaptın sen? Şimdi abi. Feriha, ne yaptın? Ya bırak, ben bir şey yapmadım. Kardeşim misin lan sen benim? Ne yaptın sen? Mehmet abi, ne olur. Mehmet, ya kardeşim Mehmet, misin? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Baba, Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım baba, niye yapayım? Yeter! Yeter artık! Kız on numara mı götürmüş hastaneye? Aferin vallahi, kim tutmayan cins demiş. Ya Mehmet, şu haline bak. Ya sen benimle ilgileneceğine ben seninle ilgileniyorum. Niye? Ha bir de niye diye soruyor musun? Gittin kendini yaraladın, böyle yatıyorsun. Seher. Hı. Niye itti seni? Bunu gidip de o katile sorsana. Bana niye soruyorsun? Ya zaten beni sevmiyordu biliyorsun. Doğacak olan çocuğumu da sevmeyecekti. Bir fırsatını buldu, kurtuldu işte. Dün gece oğlunuzun bağırtısı bütün sokağa inletti Rıza Bey. Çok rahatsız edici bir durum. Haklısınız efendim. Çok özür dileriz. İyi de bu kaçıncı? Bu apartman sizin sayenizde silah sesi bile duydu. Bakın, herkes sizden şikayetçi. Bu böyle gitmez, haberiniz olsun. Eğer kendinizi toplamazsanız gereğini yapmak zorunda kalacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydın. Mehmet'i hastaneye siz yetiştirmişsiniz. İnsanlık görevi. Allah sizden razı olsun.
bir isteğiniz? Yok, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bize bak. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Feriha. Canım, hadi ne olur biraz ya, ha? Mehmet bana inanmıyor. Ben itmedim onu. Bak buraya koyuyorum. Yersin, tamam mı? Hadi. Yok, yiyecek hali kalmamış kız. Perişan olmuş. Sanki o perişan da biz iyiyiz. Ya ben burada çocuğumu kaybettim. Siz hala o katili savunuyorsunuz. Ağır ol bakalım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin, he? Katil dediğin benim kızım, benim evladım. Gitip giden çocuk da benim torunum. Bizim de canımız yani. Feriha, buraya gel. Söyle bakalım Seher Hanım. Kızım seni itti mi? Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Öyle söyledim demekle olmaz. Madem itti diyorsun, konuşacaksın. Neden itti? Kavga mı ettiniz? Açık açık konuş bakalım. Ya benim zaten canım yanıyor. Bir de böyle karakolda gibi hesap mı vereceğim? Vereceksin efendim. Madem katil diyorsun, hesap da vereceksin, ne olduysa onu da söyleyeceksin. Ya ne bileyim, ben şoktaydım, çok hatırlamıyorum. Yok canım, sen ittiğini hatırlıyorsun da nasıl ittiğini hatırlamıyorsun, öyle mi? Ya artık ama biraz ayıp oluyor Hatice Hanım. Acılı kadına bu kadar da yüklenilmez ki canım. Karışma sen Hacer Hanım. Bu bizim bir aile meselemizdir. Ya çok hatırlamıyorum. Ne bileyim, benim bir an başım döndü. Ya bana ittirdi gibi geldi, arkamdaydı. Feriha, sen yengeni ittin mi? İtmedim baba. Benim kızım itmedim diyorsa itmedi. Anlaşıldı mı efendim? Gördün mü Seher? Kala kaldık el başımıza. Dakika duramam daha burada ben. Ben de durmamalı. Seher. Bana Seher deme. Ya Seher bak, her şeyi konuştuk.
Sen anlattın, ben de anladım. Hadi evimize dönelim, uzatma. Sen beni ezdirdin Mehmet. O kapıdan çıkmama izin verdiğin an ailenin ayaklarının altına aldım ben. Ne düşmanlığım kaldı, ne iftiracılığı. Ya ben de ne düşüneceğimi bilemedim. Kafam karıştı işte. Yani seni kardeşime niye düşman bileyim? Niye iftiracı diyeyim sana? İşte sen anlattın, ben de anladım diyorum. Ama benim gözümün içine baka baka gidip de o kardeşine sarıldığın an hiç de öyle kafan karışıkmış gibi gelmedi bana. Yani ne yapayım daha Seher? Gözünü seveyim, kardeşim o benim. Ben de senin karınım. Ya ben o an şoktaydım. Ya ne bileyim, kafam karışıktı. Ya o da hemen arkamdaydı. Nereden bileyim? Bak hala emin değilim ne olduğundan. Ayağım takıldı, düştüm herhalde. Ya nasıl düşünebilirdim? Ya acıyı hem ben yaşıyorum, hakareti de ben işitiyorum. Ya tamam tamam, geç onları. Bak borcumuz da kalmadı. Yeni bir eve çıkarız ha? Ben seni o evde koruyamam. Ezdiririm. En iyisi kaçalım diyorsun. Ya ben seni niye ezdireyim? Ezdirmem ki. Yok. Zaten ben kuyruğunu kıstırdı kaçtı dedirtmem kendimi. Dönüyor muyuz? Dönüyoruz. Ama şartlarım var. Oğlum geldin mi? Feriha. Seher dışarıda bekliyor. Yanlış anlaşılmaları konuştuk. Bir daha bu konuyu açmayacağız, tamam mı? Peki senin karın Feriha'dan özür dileyecek mi Mehmet Efendi? Ya hala işte kız şoktaymış, ne dediğini bilememiş. Yanlış anlaşılma olmuş işte. Kapatalım bitsin. Ya öyle kolaydı değil mi, iftirayı at ondan sonra da kurtul git. Konu kapanacak dedim hala. Hiçbiriniz bir şey demeyeceksiniz. Tamam mı? Feriha. Bak senden kardeşin olarak söz istiyorum. Bir daha Seher'e terslik yapma. Yanlış anlaşılmamış, oldu bitti işte. Zaten zor ikna ettim getirmeye. Beni pişman etmeyin. Kusura bakma, tuhaf bir hafta sonuydu. Ne haber? Krediye başvurmuştum da vermişler. Gidip iptal ettirmem lazım. Niye iptal ettiriyorsun? Daha yeni borçtan kurtulduk Seher. Niye gidip yeni borca gireyim? Ya bak Mehmet, ne diyeceğim? Ya şimdi ben böyle birkaç gün evdeyim, dinleneceğim falan. Moralim de çok bozuk. Ya kaç zamandır aklımda. Diyorum ki bak, evin duvarları rutubetten çok kötü olmuş. Şöyle güzelce bir boyatsak, bir iki eşya alsak, şu evi bir adam etsek ha.
Tamam, boya kolaysa eğer. Akşam bile yaparım ben. Evet, öyle senin bir boyamanla olmaz. Ya diyorum ki şöyle güzel boyacı çağıralım, güzelce bir elden geçirelim. Böyle bir iki yeni eşya falan. Hı? Ya bilemedim ki şimdi. Neyse. Ben zaten kendimi avutuyorum. İşte acım geçsin diye. Sanki bir şeyler işe yarayacak. Ya tamam tamam, alacağım krediyi, söz. Sen üzülme. Kız bu bakkal pirincinden hiçbir şey çıkmıyor. Bak bak, boşuna bakıp duruyorum demin demin. Şampanya mı yapsak? Hayırdır kız? Ne şampanyası? Duvarlara şampanya patlatacağım da. Ay Hatice hala. Ay şaka yapıyorum. Ya duvarların rengini değiştireceğim de şampanya rengi mi yapsak acaba diye düşündüm. Şimdi boyacıya gideceğim, karar veriyorum. Bana bak, nereye gideceksen git yaz, çabuk gel, ben o numaraya çıkacağım, ona göre. Niye? Ne niye? Allah Allah, adam taşınıyormuş orada. Ev sahibisi dedi, o para yönden verdi diye eşyalar kalacak dedi. Yalnız emlakçı gelir, adam getirirmiş, hani ortalığı bir toparlayın dedi ona. Yani aşk olsun Hatice halacığım. Ben dururken sen niye çıkıyorsun, yoruluyorsun? Sen ver ver, ben zaten Sanem Hanımlara da görüneceğim. Heh, unutmasınlar beni. Hani çok havaslı görünüyordun boya alacağım diye. Aman canım, acelesi yok, ben hallederim onu sonra. Ay anahtarlığı da pek havalıymış. Neyse, ben gittim. Allah'ım, bunlara hepsine hızın eli değmiş. Bir hamaratlık, bir hamaratlık. Vay be, bekar evine bak sen. Ay yazık, bizim kızı da bir atamadı şu eve. Ama bizimkinde kabahat. Ben bulsam böyle zenginliği hiç çıkmazdım vallahi. Bakalım neler bulacağız. Bunlar da böyle, insan bir eski fotoğraf falan unutur. Seher, sen misin kızım? Allah Allah. Kızım niye sen? Ha, benim Allah. Ama ben de seni Seher zannettim ya. Çıktı on numarayı, bir saat dinmiyor aşağıya. Nereye çıktı? Şu on numaraya. Oraya şey gelecekmişler, temizlik yapmaya gitti. Al da anahtarı, bir saattir yok ortada. Kız sen nereye gidiyorsun şimdi? Markete, markete. Abi daha yeni geldin. Allah'ım yarabbim. İnsan gelirken alır ne alacak? Vay be. Emir Bey'e bak sen. Hiç boş durmuyor. Efendim Mehmet. Ben 10 numaradayım. Ne işin var 10 numarada Seher? Evi temizliyorduk herhalde Mehmet. Ne yapayım? Öyle dağınık bırakıp gitmiş, ev sahibi de toplayın demiş. Ya bırak çık oradan Seher. Sana mı kaldı o herifin halısını toparlamak? Ay Mehmet, ne yapayım? Halan ısrar etti. İlle git temizle diye. İyi tamam ya. Öf. Kapat. Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Evi temizliyorum falan. Ne diyorsun ya? Aa. Kapat onu. Ne oldu? Al istiyorsan sen gir içeri ha. Özlemişsindir. Şöyle tişörtlerini falan koklarsın. Bak bana bak. Delirtme beni. Delirsin. Ne diyorsun be? Yürü be. Bana bak, delirtme beni. Bana bak, sen bindir. Feriha. Mehmet. Bak ben sana ne dedim? Beni hor görecekler dedim değil mi? Hayır, arkadaşının evini temizliyorum diye demediğini bırakmadı. Ne biçim konuşuyorsun sen karımla? Aşağıda konuşuruz. Ay aşağıda ne konuşacaksınız, çok merak ettim. Bir dakika, karışma Seher. Özür dile. Mehmet üstüme gelme, aşağıda konuşalım dedim. Ya özür dile. Mehmet yürü diyorum ya. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Söylesene. Neler oldu bilmiyor musun? Feriha'nın sesi. Özür dile Feriha.
gitsin yine ya, ne yapıyorsun? Bu ne terbiyesizlik? Neler oluyor burada yahu? Rıza Bey, bu kaçıncı gürültü patırtı bu apartmanda? Yeter artık ya, ayıptır. Kaza olmuştur efendim. Biz mecbur muyuz Rıza Bey bu kavga gürültüyü çekmeye? Bir cam çerçeveyi indirmedikleri kalmıştı. Ben temizlerim efendim. Temizlerim. Dur ben bakarım. Buyurun efendim. İyi akşamlar Rıza Bey. Sizinle konuşacağımız önemli bir konu var. Biraz yukarı gelebilir misiniz? Hemen geliyorum efendim. Abi hayırdır bu saatte? Yönetici çağırıyor. Gülsüm, çok üzgünüm. Lütfen Hande'nin saçmalıklarını kafana takma. Feriha. Ha canım. Yok, ben kalem soracaktım da gördüm. Tamam canım. Ya Mehmet, bak bu beraber geçireceğimiz ilk yılbaşımız. Ya onda da evde mi oturacağız? Hem şimdi baban içki de içirmez. Olmaz eğer. Ben nasıl bu durumda babamı kardeşimi bırakıp gezmeye çıkayım? Hem yılbaşı gelişi dışarı mı çıkılır? Ya sanki her gece dışarıdayız da bir o gecemiz eksik kalsın. Ya bak Nişantaşı'nda çok güzel kutlamalar varmış. Böyle sokaklarda. Hem ünlüler falan da gelir. Ya ne var bir 12'ye girsek? Olmaz eğer. Ya bak ama 12'ye nasıl girersek öyle devam edermiş. Ya ama burama kadar geldi artık ya, yeter. Yani elin manyağı Feriha'ya dadandı diye biz de evde kös kös oturup nöbet mi tutacağız? Ser bak şu laflarına dikkat et. Tamam. Şu an bak şu an. Nasıl başının etini yiyor çocuğun yılbaşı yılbaşı diye. Ya ne oluyor yılbaşı olunca? Değil mi abi, yatıyoruz kalkıyoruz sabah 1 Ocak oluyor. Bir şey değişiyor sanki. Ben çöpe çıkıyorum baba. Mehmet, 2 dakika bekle. Ben de kazan dairesine gideceğim. Mehmet. Karın nereye gitmek istiyorsa götür oğlum. Yok baba. Olmaz öyle şey. Heves ediyor kızcağız. Biz zaten erkenden uyuyoruz. Çıkar, gönlü olsun. Kız, ne oldu? Sen de mi havas ettin Nişantaşı'na gitmeye? Ne suratını asıyorsun bakayım? Yok anne, yok bir şeyim benim. Aferin sana kızım. Bırakın onları gitsin yavrum. Ne var orada insan kalabalığı. Halbuki bizim evimizde bak yemeğimiz var. Yemeğimizi yeriz, televizyonumuzu seyrederiz. Feriha, tombala var değil mi yavrum? Heh, bak Feriha'nın tombalalarıyla oynarız. 12'de dansınız çıkar, sizden oynarsınız. Ben alkış tutarım. Bak yemekleri de yaptım. Hadi siz oturun, misafircilik oynayalım. Ben hazırlayayım yemekleri. Bak, 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 bak. Bak neler yaptım, bak, bak, bak. Sarmamız var. Ondan sonra güzel limonunu sıkarız üstüne. Şşş, kızım bak, senin şeylerini de yaptım. Kızım, kızım. Bak, bak yavrum, bak. Bak, tane tane dökülüyor, bak. Oğlum, hemen polise mi gitsek ne etsek? Ay tüm Allah'ım, ben abime nasıl diyeceğim ya? Nasıl diyeceğim ben abime, nasıl diyeceğim? Ne oluyor ne sabah sabah ya? Ya ben de geliyorum, sen de ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Allah. Ha, ben geliyorum. Thank you.
Kardeşim nerede lan? Kardeşim nerede? Kardeşim nerede? Evde değil mi? Ama ben sana soruyorum. Bunun ne işi var lan elinde? Feriha'nın telefonu ne işi var elinde? Telefon yerdeydi. Sana mı inanacağım? Anlamıyor musun lan? Yerdeydi diyorum. Yalan mı söyleyeceğim? Feriha nerede lan? Ay kocam boğazmıyor, dur. Seher çekil, Seher çekil. Nasıl evde olmaz be? Bir ne kadar bekledim. Hey, ne oluyor? Hadi çekil, çekil. Anlatın, biri anlatsın. He? Ya baba, Feriha yok. Yani bulamıyoruz. Telefon da yerdeymiş. Telefon bunun elindeydi baba. Yürü polise o zaman. Yürü polise. Bırak şimdi onu, yürü. Baba, telefonu abi, bunun elindeydi. Abi, abi. Gülsüm nerede? Abi, ne bileyim oğlum Gülsüm. Abi, habersiz babam benim burada abi. Gülsüm, sen eve geldiğinde Feriha evde miydi? Gülsüm ne diyor bu? Gülsüm konuşsana. Odada mıydı, değil miydi? Ne odası ya? Gülsüm? Gülsüm, Feriha eve girmişti. Girmiş olması lazım. Görmedin mi bir şey? Ben hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne istiyor bu on numara senden? Ha? Ne istiyor senden bu on numara? Konuşsana kız. Bilmiyorum. Ha? Ne bilmiyorsun kız? Sen ben gelmeden önce öldüreceğim mi ben? Allah kahretmesin seni. Kadını sıkıştırmak istiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum, bilmiyorum ha. Allah kahretsin seni. Bilmiyormuş. Seni ne biliyorum be? Ne biliyorum be? Allah'ım sen kızımı bağışla. Sen kızıma kıyma yarabbim. Allah'ım sen. Babası karakola geliyormuş. Bulacağız baba Feriha'yı, bulacağız. Feriha'yı bulacağız. Kızıma kıyma yarabbim. Yerinde bir taksi yok mu ya? Atlasınız abi. Atlayın. Geç. Geç oğlum, geç. Sağ ol, Allah razı olsun. Ah kuzum benim. Babacık Şirla. Şirla. Ben bakarım. Neredeler? Vallahi Rıza babam hastalandı, bir adamla hastaneye götürdüler. Seher sen bu Halil'i tanıyormuşsun. Ben bildiğim her şeyi polise anlattım zaten. Yani sinirlerimiz de bozuk. Bir de sana hesap mı vereceğim? Bak Seher lütfen. Eğer işimize yarayacak bir şey biliyorsan söyle bana. Sen hakikaten ölüyorsun ya. Bu kadar çok mu seviyorsun Feriha'yı? Bak Seher, benim bir şeyler yapmam lazım. Aklına gelen bir şey yok mu? Polise söylemeyi unuttuğun bir şey yok mu? Vallahi her şeyi anlattım. Yani polis tabii sana söylemez. Ama istersen ben söylerim. Ama önce sen bana söyle. Sen sabah Gülsüm'e ne sordun? O dün gece neredeydi? Bak Seher, bana ne biliyorsan anlatacaksın. Ya iyi tamam. Ya Halil abi işte Eminönü'nde bir esnaftı. Yani gidip o Mercan'dakilere falan sorsan hepsi bilir. Ama bugün kapalı tabii, yarın gitmek zorundasın. Seher, bir haber aldığını bana söylemeni istiyorum. Anladın mı? Tamam. Neydi numara? Ver. En ufak bir gelişme olduğuna bana haber ver. Tamam. Ama sen de benim sana bu yaptığım kıyağı unutmayacaksın.
Mehmet, oğlum bu kadar ilaçlar üst üste böyle biraz dokunmaz mı? Fazla gelmesin. Allah Allah, bilmiyorum ki. İşte sinir hapı falan varmış orada. Doktor hepsini alsın dedi. Renk rüsvarısı oldu adamcağızın. Mehmet, bir doktora falan mı götürsek kendine? İyiyim ben, iyiyim. Aa hocam, buyurun. Merhaba Mehmet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz hocam. Nasıl oldunuz Rıza Bey? Daha iyisin. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Oh. Ben de buralardaydım, bir bakayım dedim. Annem üst katta oturuyor benim, 9 numarada. Oh. Bir haber falan alırsanız bana da haber verin, olur mu? Ha, siz şu yeni taşınan hanımefendi mi olursunuz? Ben de ne zamandır soracağım diyordum da kafa kalmadı ki. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol, Allah razı olsun. Beyefendi kim Mehmet? Hoca falan? Okuldan. Feriha'nın hocası. Feriha'nın hocası. Bu ne ilgi alaka böyle? Vallahi Allah razı olsun. Başından beri yanımızdan ayrılmadı. İyi adam. Ciddi bir sinir krizi geçirdiği ortada. Verdiğimiz ilaçlarla geceyi rahat geçirecek. Yarın sabahki tabloya bakıp bir daha kontrol etmek isterim. İyi geceler. Geçmiş olsun. Sanem, neler oluyor? Cansu neden böyle bir şey yaptı? Neden Feriha'nın kaçırılmasına göz yumdu? Korkmuş Ünal. Yani gördüğü olay sıradan bir şey mi sence? Yılbaşı gecesi, alkollü, tek başına. Sanem, Cansu'nun şu sık sık altını çizdiğin hassas psikolojisi. Cansu sağlıklı bir kız değil Ünal. Hani onun psikolojisi bozuk. Tamam mı? Ben bu konuyla ilgileniyorum zaten. Ama bilmen gereken Cansu'nun sağlığını bozan en önemli etken senin oğluna duyduğu saplantılı aşk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.